Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programında Furkan Suresi 63-77. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Burası Rahman Suresinin son bölümü oluyor. Böylece bir sureyi daha bitirmiş olacağız. Ve Allah-u Teala burada ve ibadur Rahman ifadesiyle Rahman'ın kulları, onlar şöyle şöyledirler şeklinde Rahman'ın kullarının, seçkin kullarının özelliklerini bize anlatıyor. Ve ilahi kelamda bunlar ne şekilde anlatılmış beraberce takip etmiş olacağız. Ve ibadur Rahman, Rahman'ın kulları, ellezine ki onlar, yemşûne alel ardı hevne, yeryüzünde sekinetle, vakarla yürürler. Ve izâ hâtebehumul cahilûne, cahillere muhatap olduklarında, gâlu selâme, selam derler, geçiştirirler. Yani Rahman'ın kulları sekinet sahibi, vakar sahibidirler. Ama dünyada Rahman'ın kulu olduğu halde bunun farkında olmayan, çok cahilcesine gidişatı olan, uygunsuz hal ve hareketler olan kimseler de var. Bu gibi kimselere muhatap olduklarında onlara sataşmazlar. Onların seviyesine inmezler. Ve o şekilde selam deyip onları geçiştirmeyi tercih ederler. Anlatılır filozoflardan bir tanesi, işte Sokrat'la alakalı anlatılır. Sokrat dar bir caddede işte birisiyle karşı karşıya gelmiş. Karşısındaki yer vermiyor. Sokrat'a normalde buyurun efendim deyip böyle geçiş üstünlüğünü ona vermesi gerekir. Ama böyle bir şey yapmıyor ve Sokrat'a diyor ki ben bir serserinin önünden çekilmem. O da diyor ki ben çekilirim, haydi geç diyor ve adama yol veriyor. Ve onun aynı zamanda durumunu da bu ifadeyle hissettirmiş oluyor. İşte Rahman'ın kulları, Allah'ın seçkin kulları, onlar bir takım cahillere muhatap olduklarında cahilce hareket etmezler, cahillerin seviyesine düşmezler, selam der, geçiştirirler. İmam-ı Azam bir gün giderken bir tanesi uygunsuz bir şekilde İmam-ı Azam'a laf atmaya başlıyor. İmam-ı Azam istifini bozmuyor. Adam onunla beraber yürüyor, bir yandan da tenkide devam ediyor. Bir yere gelince İmam-ı Azam duruyor ve adama diyor ki sözün bitti mi diyor. Adam şaşırıyor, neden sordun? İmam-ı Azam diyor ki eğer sözün bitmediyse burada dinleyeceğim ama sözün bittiyse evime geldim, evime gireceğim diyor. Adam o zaman yaptığı küstahlığın farkına varıyor. Affedin efendim, kabalık ettim diyor. Özür dileyip oradan ayrılıyor. Bu şekilde Rahman'ın seçkin kulları, işte bunlar cahillere muhatap olduklarında onlarla problem yaşamamak için onları geçiştirmeyi tercih ederler. Selam derler, geçiştirirler. وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Onlar secde ve kıyamda olarak geceyi ihya ederler. Rableri için gece vakti kalkarlar, namaz kılarlar, teheccüd gibi ve kıyamda dururlar. Allah'ın huzurunda olmanın lezzetini yaşarlar. Yani gündüz insanlarla muamelelerinde durumu idare etmeye esas alırlar. Gece de Rablerine karşı özel olarak ibadetler olur. Geceyi ihya ederler. Gecenin karanlığı onlar için nurlanır bu şekilde. Geceyi çok güzel bir şekilde değerlendirirler. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ. Ve onlar şöyle dua ederler. Ya Rabbi, ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden çevir derler. اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامَ. Onun azabı daimi bir azaptır. Yani gelip geçici bir azap değil, insandan ayrılmaz, daimi bir azaptır. Ya Rabbi o cehennem azabını bizden çevir. Bu şekilde dua ederler. Yani aslında bunlar gerek insanlara karşı muamelelerinde, gerek Allah'a karşı ibadetlerinde çok hassastırlar. Ama buna rağmen cehenneme düşmekten de korkarlar. Normalde günahlara girmedikleri halde yine de kendilerini kusurlu görürler. Ve aman ya Rabbi bizi cehennem ateşine
bırakma diye Allah'a dua ederler. Çünkü bilirler ki insanlık için en büyük mesele cehennem azabından kurtulmaktır. İnneha sa'et müstagarran ve mukame. Ve o cehennem azabı, cehennem çok kötü bir varılacak yerdir ve durulacak çok kötü bir yerdir. Vellezine izâ enfagu, bunlar infak ettiklerinde, mallarından verdiklerinde, lem yusrifu ve lem yakturu, israf etmezler, savurganlık yapmazlar ve kısmazlar da, cimrilik de etmezler. Ve kâne beyne zâlike kavvâme, bu ikisi ortasında orta bir yolu tutarlar. Yani verirler, vermez değiller. Allah yolunda verirler ama verirken israf etmezler. Yani mallarının tamamını verseler kendileri muhtaç duruma düşecek. Bu şekilde aşırı gitmezler. Vermediklerinde de sadakalarını vermemiş olacaklar. Zekatlarını vermemiş olacaklar. Böyle bir kusur da işlemezler. Dengeli bir şekilde vermeyi tercih ederler. وَالَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرٍ Bunlar Allah ile beraber başka bir ilah bilmezler. Bir başkasına dua etmezler. Sadece Allah'a dua eder. Allah'a ibadet ederler. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Allah'ın haram kıldığı canı da öldürmezler. Yani adam öldürmek, haksız yere adam öldürmek en büyük günahlardan biridir. Allah'ın haram kıldığı cana kıymazlar. İlla bil hak, ancak hak etme durumu müstesna. Bu da savaş esnasıdır. Veya diyelim kısas cezalarında, devlet eliyle uygulanan kısas cezasında idam şeklindeki cezalardır. Bunlar dışında bu gibi veya nefsi müdafaa gibi durumlar, bu gibi durumlar dışında normal şartlar altında Allah'ın haram kılmış olduğu cana kıymazlar. Ve bu malum en büyük günahlardan birisidir. Haksız bir cana kıymak en büyük günahlardan biridir. Ve bir mümin için tasavvur edilebilir bir şey değildir. Yani bir müminin bir mümini öldürmesi, evet uygulamada olabiliyor ama aslında hiç olmaması gereken bir durumdur. وَلَا يَزْنُونَ Ve bunlar zina da etmezler. Yani aile hayatı yaşarlar. Aile meşru bir beraberliktir. Nikah yoluyla bir araya gelirler ama gayrimeşru bir şekilde bir kadın bir erkekle veya bir erkek bir kadınla gayrimeşru beraberlik yaşamazlar. Ve men yef'al zalike, kim bunu yaparsa, bu taşkınlıkları yapacak olursa, yelga esame, büyük bir günaha maruz kalmış olur. Yani bunlar büyük günahlardandır, büyük günah işlemiş olur. Yudaaf lehul azabu yevmel kıyame, kıyamet günü Allah'ın huzurunda duracakları o günde azap kendilerine kat kat verilir. Böyle yapanlara kat kat ceza, azap verilir. Ve yahlud fihi mühane, ve o kimse o azap içinde zelil bir vaziyette daimi olarak kalır. Burada azabın ebedi olduğuna da ayet-i kerimede bir işaret bulunmakta. O zillet verici cezada, azapta ebedi bir şekilde, daimi bir şekilde kalır. İlla men tâbe ve âmene ve amile amelen sâliha, ancak tövbe eden, iman eden ve salih amel işleyen müstesna. Yani bir kimse önceki hayatında adam öldürmüş olabilir. Belki zina yapmış olabilir. Daha bir takım başka günahlara girmiş olabilir. Ama aklı başına gelmişse tövbe kapısı açıktır. Ve can boğazdan çıkıncaya kadar bu kapı kapalı olmayacaktır. Böyle olunca aklı başına geldiğinde tövbe ederse, iman edip salih amel işlerse artık o ateşte olmayacaktır. Ve onun günahları bağışlanmış olacaktır. فَاُولَٰئِكَ işte bunlar يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّيَاتِهِمْ حَسَنَاتِ Allah bunların seyyiyelerini hasenelere tebdil eder. Yani Allah-u Teala bunların kötü hallerini iyi hale çevirir. Bunların daha önceki halleri devamlı günah işlemekti. Kalpleriyle inkar içindelerdi. Azalarıyla bir takım günahları yapmaktaydılar. Söz gelimi dilleri yalan söylüyordu. Elleri hırsızlık yapıyordu. Ayakları onları kötü yerlere götürüyordu.
Ama tövbe ettikten sonra artık dilleri doğru söylemeye başlar. Kalplerinde iman vardır. Elleriyle hayırlı işler yaparlar. Ayaklarıyla iyi yerlere giderler. Böyle olunca bunların kötü halleri iyi hallere çevrilmiş olur. Ve onlardaki nihayetsiz şer kabiliyeti hayır kabiliyetine dönüştürülmüş olur. İslam'dan önce Ömer, İslam'dan sonra Ömer. Hazreti Ömer İslam öncesinde müşriklerin önde gelenlerindendi. Ama Müslüman olduktan sonra Müslümanların önde gelenlerinden oldu. O kabiliyet müsbete çevrilmiş oldu. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَح۪يمًا Allah gafur, rahimdir. Bağışlayıcıdır ve sonsuz merhamet sahibidir. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا Her kim tövbe etse, salih amel işlese, فَاِنَّهُ يَتُوبِ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا O Allah'a iyi bir şekilde dönmüş olur. Tövbe dönmek anlamında, kula nispet edildiğinde kulun günahlardan hasenata dönmesi, iyi şeylere dönmesi, Allah'a yönelmesi. İşte her kim tövbe etse ve salih amel işlese iyi bir şekilde Allah'a dönmüş olur. وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ Ve bu kimseler Allah'ın, Rahman'ın o seçkin kulları, bunlar yalan şahitlik yapmazlar. Yalan konuşulan yerlerde bulunmazlar. وَاِذَا مَرُّ بِاللَّوِ مَرُّ كِرَامَ Ve nahoş şeylere maruz kaldıklarında güzellikle geçiştirirler. Yani insanlık hali, insanlar bir takım böyle kaba hal ve hareketleri olabiliyor. Bu insanlar o gibi kabalıklara da maruz kalabilirler. Ama onlar bunu yine güzellikle, ikramla geçiştirmeyi tercih ederler. Maneviyat büyüklerinden bazıları için anlatılır. Mesela birisi onun gıybetini yapmış. Gıybetini yapan kimseye hediye gönderiyor. Ve hediyeyi gönderirken de şu mesajı oraya koyuyor. Diyor ki, duydum ki benim gıybetimi yapmışsın. Yani kendi bir takım sevaplarından bana göndermişsin. Benim de bir takım günahlarımı kendi üzerine almışsın. Buna mukabil ben fazla bir şey yapamıyorum ama hiç olmazsa bu hediyemi kabul buyur. Bu şekilde kötülüğe iyilikle muamelede bulunuyorlar. وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ Onlar Rablerinin ayetleriyle uyarıldıklarında لَمْ يَخِرُّ عَلَيْهَا سُمَّنْ وَاُمْيَانَ Sağır ve kör bir şekilde onların üzerine yatmazlar. Yani düşünürler. Kendilerine ilahi uyarılar geldiğinde, ayetler, hadisler okunduğunda, yani kör birisi bir şey görmez, sağır birisi duymaz. Onlar böyle yapmazlar. Gözleri açık olarak, kulakları açık olarak dinlerler ve o şekilde bundan istifade ederler. Yani bir ölüye konuştuğunuzda ölü sizden bir şey duymaz. Bir sağıra bir şeyler anlattığınızda o sizden bir şey duymaz. Onlar manen sağır değildirler. Manen kör de değildirler. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ Ve onlar şöyle derler. رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنَ Ey Rabbimiz, bize eşlerimizden ve nesillerimizden gözümüzü ağartacak, kendileriyle iftihar edeceğimiz kimseler bize nasip et. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا Ve bizi müttakilere önder kıl. Onlar böyle dua ederler. Bu da çok güzel bir dua. Yani kendi nesillerimizden gururlanacağımız, göğsümüzü kabartacak, kendileriyle iftihar edeceğimiz kimselerin gelmesini istemek, yani annelerin, babaların çocukları için dua etmesi, bu son derece önemli. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, ben diyor annemin rüyasıyım, Hazreti İsa'nın müjdesiyim, atam İbrahim'in de duasıyım. Hazreti İbrahim ta asırlar öncesinde, belki 1000 yıl öncesinde peygamberimizden, belki daha fazla, Mekke'ye geldiğinde, Ya Rabbi demiş, buradaki kimselerden bir peygamber gönder, onların nefislerini arıtsın, onlara hak ve hakikati anlatsın, senin ayetlerini onlara okusun. Ve bu aradan çok uzun zaman geçtikten sonra, ne kadar zaman geçmişse, belki binlerce sene, bu şekilde tecelli ediyor.
ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam orada peygamber olarak gönderiliyor. İşte Hazreti İbrahim'in nesline bu manada baktığımızda oğullarından Hazreti İsmail peygamber, Hazreti İshak peygamber, Hazreti İshak'ın oğlu Yakup, yani Hazreti İbrahim'in torunu olan Yakup yine bir peygamber. Bu şekilde baktığımızda böyle insanların atası olmak, ecdadı olmak gayet güzel bir şey. İşte kendi evladımızın ve evladımızın evladı durumunda gelecek nesillerin kendileriyle gururlanacağımız kimseler olması son derece önemli ve bunu Allah'tan istemek gerekiyor. Ve onlar dualarının sonunda şunu da söylerler: bizi müttakilere önder kıl. Bizi müttakilere rehber olan, önder olan kimseler yap. Yani sadece müttaki olmakla kalmayalım, onlara önderlik de yapalım. Ve önder nesiller bu şekilde meydana gelsin. Bu da gerçekten çok güzel bir ideal, çok güzel bir dua. Ulaike yuczevnel gurfete bima sabaru. Bunlar sabretmelerine bir mükafat olarak cennetteki köşklerle, saraylarla bu şekilde mükafatlandırılacaklardır. Yani hurfe cennetin isimlerinden bir isim şeklinde de tefsir ediliyor. Onlar bu şekilde cennet ile mükafatlandırılacaklar. Ve yulakkavne fîhe tahiyyeten ve selâme. Ve orada ikrama, selama maruz olacaklar. Kendileri hoş bir şekilde karşılanacak ve selam ile, meleklerin selamıyla, hatta selamun kavlen min rabbir rahim, rahim bir Rab'den, Cenab-ı Hak'tan doğrudan bir selama muhatap olma şeklinde selama muhatap olacaklar, selamete erecekler ve ebedi bir hayatta salimane hayatlarını devam ettirecekler. Halidine fîhe, ve onlar orada daimidirler. Hasunet müstegarra ve mukame, ve burası o ebedi cennet müstakar olarak, yerleşilecek bir yer olarak ve kalınacak bir yer olarak son derece güzeldir. Bu cennete mukabil, cehenneme mukabil olarak cennet şeklinde burada anlatılıyor. Yani cehennem se'et müstegarra ve mukame. Yani orası yerleşim yeri olarak, kalınacak yer olarak son derece kötü bir yer. Ona mukabil olarak da cennet, cennet ise kalma yeri, durma yeri olarak, istikrar bulma yeri olarak gayet güzel bir yer. قُلْ مَا يَعْبَوْ بِكُمْ رَبِّ لَوْلَا دُعَاءُكُمْ. Ey Peygamber, de ki, duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Rabbim size ne diye kıymet versin? فَقَدْ كَذَّبْتُمْ. Ama siz yalanladınız, peygamberi yalanladınız, kabul etmediniz. فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامَ. Artık bu durumda azap sizin için kaçınılmaz olacaktır. Değerli izleyenlerim, böylece Kur'an-ı Kerim'den bir surenin daha sonuna gelmiş olduk ve Furkan suresini bitirdik. Bu sure daha çok peygamberlik, nübüvvet konuları üzerinde yoğunluklu olan bir sureydi. Ve son ayetinde de peygamberimize hitap ederek Cenab-ı Hak şöyle bildirdi: ey peygamber, de ki, duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Dua ibadeti de tazammun eden bir durum ve duanın kendisi de zaten bir ibadet. Ama diyor, siz yalanladınız. Böyle olunca bunun sonunda azap sizin için kaçınılmaz olacak. Cenab-ı Hak bizi cennete layık bahtiyar kullarından eylesin. Bir başka programımızda yeni bir surede beraber olmak üzere hayırlı günler diliyorum.